bizim için önemli bir gün, önemli bir lansman, çok önemli bir gün, çok önemli bir lansman. Bu lansmanda sizinle beraber olmak hakikaten bizim için çok büyük bir mutluluk. Konuşmamın detayına girmeden önce ben de Sayın Başkanımız Ahmet Bey'e, yönetim kurulu üyeleriniz, eski basketbol şubesi müdürünüz Umut Bey'e, yeni basketbol şubesinden sorumlu arkadaşımız, yönetim kurulundan sorumlu arkadaşımız Umut Bey'e, ondan sonra ve Cenk Bey'e, bize bu anlaşmalarda gösterdikleri ve gösterdiğiniz ilgi ve yardım için çok çok teşekkür ediyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi kolay bir süreç olmadı. Ondan sonra ciddi pazarlıkların yaşandığı bir süreç oldu ama sonunda ikimizin de mutlu olduğu bir anlaşmaya vardığımız için biz de mutluyuz açıkçası. Beşiktaş camiası çok büyük bir camia. Ondan sonra çok geniş bir seyirci potansiyeli var. Tüm spor alanlarında hedefleri çok yüksek. Böyle bir camia ile, böyle bir spor kulübüyle bu anlaşmayı yapmış olmamız bizim için hakikaten büyük bir gurur kaynağı olacak. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size ve yönetici arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin, bu beraberliğin her iki markaya da güzellikler getirmesini, artı değer katmasını gönülden temenni ediyorum ve böyle olacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle bu sezonun galibiyetlerle dolu, başarılarla dolu bir sezon olmasını diliyorum. Basketbol Beşiktaş için çok önemli bir branş. Şu zamana kadar Beşiktaş basketbolun şampiyonlukları, başarıları, geçmişteki başarılarını bu sene de taşımak istiyoruz. Tabii bunun aracılığını kıymetli anlaşma yaptığımız İLAP Holding'e şimdiden huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Evet, uzun pazarlık yaptık. Değerli Cenk, pazarlamadan sorumlu Cenk arkadaşımızla. Ama bir sonuca vardık. Şimdi çok mutluyum. Beşiktaş basketbolun önünde, akatlarda gücümüze güç katacağından eminim. Bu sene sizlerin sayenizde, sporcularımızın sayesinde ve en önemlisi artık taraftarlarımızı bu sene akatlara bekliyorum. Çünkü önemli bir sürece girdik. Başarı hedefi koyduk. Kıymetli hocamızla, Ahmet Kandemir'le. Ve bu sene bunu başaracağımıza inanıyorum. Hepinize huzurunuzda İLAP yöneticilerine ve Mustafa Bey'e tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkan merhabalar. Sercan Dikmağ Spor. Tebrik ederiz tekrar sponsorluk anlaşmasından dolayı. Müsaadeniz olursa futbol takımı ile ilgili sorum olacaktı. Son zamanlarda hocanın Valerian İsmail'in 3-5 maç sonra ayrılma ihtimalinden bahsediliyor. Bir sistem değişikliği de oldu. Eminim siz de bu yorumları ve bu haberleri okuyorsunuzdur. Bu konuyla ilgili görüşünüzü çok merak ederim Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Mustafa Bey, bunlara cevap vermezsem çatlarlar. Müsaade bari bir son olmak kaydıyla lütfen konu basketbol ve Emlak Jet. Valerian İsmail'den henüz sponsorluk almadık. Dolayısıyla bugün onun günü değil ama inşallah da bize kupayı kazandıracak. Onun sponsorluğu da olacak. Biz hocamıza güveniyoruz. Bir ülkeye geliyorsunuz, bir takıma geliyorsunuz. Oyuncularınız var. Onların gösterdiği değişik uygulamalar olabilir. Onların tarzları, onların oyun stilleri, şekilleri. Dolayısıyla tüm bunların yürüttüğümüz bir süreç içerisindeyiz. Ben hocamıza son derece güveniyorum ve kesinlikle hiçbir tereddütüm de kendisinden yok. Yaratılmaya çalışılan algıya da gerçekten çok üzülüyorum. Bunu neden yaptıklarını da bilmiyorum. Çok bilmiş olabilirler. İkincisi de zarar vermek isteyebilirler. Her ikisini de yapmasalar sevinirim. Hocamızın Allah yoluna açık etsin. Ben sonuna kadar yanındayım. Güveniyorum. Teşekkür ederim.
Değerli basın mensupları, arkadaşlarım, burada bulunan misafirlerimiz ve Emlak Jet firmasının değerli yetkilileri ve sahibi, hepiniz hoş geldiniz diyorum Beşiktaş'ımızın adına. Özellikle bugün burada toplanmamızın ana nedeni Beşiktaş erkek basketbol takımımızın sponsorluğuna, göğüs sponsorluğuna ve Akatlar'daki salonumuzun isim hakkına ve ayrıca da Beşiktaş erkek basketbol takımımızın isim hakkını Aylep şirketine ait, şirketlerine ait, grubuna ait Emlak Jet firmasıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra Akatlar'daki spor kompleksimizin adı Emlak Jet olarak anılacaktır. Basketbol takımımızın adı, erkek basketbol takımımızın adı Beşiktaş Emlak Jet olarak söylenecek ve ifade edilecektir. Ve Beşiktaş'ımızın basket takımının, Beşiktaş Emlak Jet basket takımının da göğsünde aynı zamanda Emlak Jet firmasının markasıyla önümüzdeki sezonu beraber geçireceğiz. Karar verdik, anlaştık, el sıkıştık. Burada emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Geçen sene den beri Umut Şenol kardeşimizin başlattığı ama daha da çetin pazarlıkları yapan Umut Tahir kardeşimize, Güneş kardeşimize, bu işi sonuçlandıran kişi olarak da ve her zamanki gibi son zamanlar adını çok duymaya alıştığınız pazarlamadan sorumlu, satıştan sorumlu değerli kardeşimiz Cenk Sümer Bey'e huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Diğer yöneticilerimizin de verdikleri katkılar bu sponsorlukla ilgili de söz konusu olmuştur ve devam edecektir. Özellikle şunu anlatmak istiyorum. Sporun artık çok profesyonelleştiği, özellikle ekonomik anlamda rakamların çok büyümeye başladığı, markaların başarılı olmak adına verdiği mücadelede daha fazla harcama yapma ihtiyacı duyduğu bu süreçlerde gerek futbol takımlarını, gerek basketbol takımlarını, gerek voleybol takımlarını ve diğer bütün amatör şubelere sponsorluğun desteğinin ne kadar önem ifade ettiğini ben burada müsaadenizle ifade edeyim. Çünkü bunu canlı yaşayanlardan biriyim. Dolayısıyla bu gördüğümüz desteğin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Özellikle Emlak Jet firmasının verdiği katkıdan dolayı basketbol takımımızın bu sene daha rahat bir sezon geçireceğini, daha da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla canı gönülden Emlak Jet firması sahibi Mustafa Bey'e ve CEO'su Tolga Bey'e bize verdikleri katkı için de teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı olsun. Allah bereket versin. Bize siz verdiniz. Allah size de daha çok versin. İnşallah daha çok kazanırsınız ki seneye devam ederken şimdiki verdiğinizin enflasyona bakmaksızın iki katını alırız. Enflasyon artı iki katı diyelim. Yıl içinde de yani ağın dili tutulmaz. İhtiyaç olabilir. Kapıyı çalarsak reddedilmeyeceğimizi biliyoruz. Artık ailenin bir parçasısınız. Biz de sizin ailenizin bir parçasıyız. Geçen sene biliyorsunuz basketbolda bana göre ondan evvelki sene özellikle Bandırma'dan aldığımız
dağılan bir kulüptü. Oradaki çok genç çocuklarımız vardı. Onları aldık ve onlarla beraber inanılmaz derecede başarılı bir sezon geçirdik. O konuda katkı veren Ahmet Kandemir hocamıza çok teşekkür ediyorum buradan. İnanılmaz derecede altyapıya önem veren bir hocamız. Zaten biliyorsunuz son zamanlarda hep gündemde ekonominin, spor ekonomisinin sıkıntılı olduğu bir süreçte çıkabilmenin tek bir yolunun olduğunu, öz kaynak olduğunu bunu da ifade ettik. Dolayısıyla özellikle geçen sene Bandırılma'dan aldığımız o genç çocuklarımızdan Alper çocuğumuz Alperen çok başarılı olduğunu görüyorum ve bize çok güzel kulübüne çok para kazandırarak gitti. Sadık Emir vardı, o da aynı şekilde ve Şemuz kardeşimiz de bu Beşiktaş formasıyla oynayarak ve kulüplerine çok büyük ekonomik katkı vererek gitti bu genç çocuklar. Bandırma ile yapılan bu projeydi ve projenin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Şu anda da özellikle 14 ile 16 yaş arasında kamuoyunda özellikle paylaşmak istiyorum. Bandırma'dan gelen genç çocuklarımız bizim akatlarda yapmış olduğumuz tesislerde hem yatıyorlar hem sağlık sorunlarını çözüyorlar hem iaşelerini hem sporlarını yapıyorlar. Yaklaşık 15 taneye yakın elimizde 14-16 yaşında genç çocuğumuz olduğunu ve bunların her birinin birer Alperen, birer Şeymuz, birer Sadık olabileceğini görmekten de mutlu olduğumu ve bunu da özellikle Emlak Jet markasıyla beraber bu sezonda yaşayabilirsek çok daha da mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum. Altyapı artık önemli. Bütün buradan tüm spor camiasına, diğer kulüplere de sesleniyorum. Gelin hep beraber el birliğiyle hem gençlerimize spor yaptıralım, hem bu çocuklarımızı kazanalım, hem bu çocuklardan da kazanalım. Öz kaynağa önem veren ve kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntılardan çıkabilmesi için başka bir strateji izliyoruz geçen seneden, iki seneden beri. Elimizden geldiği kadar bu tabloya uymaya çalışıyoruz. Şu anda tercihim, açık söylüyorum, öz kaynaktan şu anda akatlarda misafir ettiğimiz genç çocuklarımızdan 15 tanesinden 14-16 yaşında 3 tane, 2 tane, 5 tane yıldız çıkartmayı tercih ediyorum. Beşiktaş'ın geleceği bir yıllık yıldızlarla değil, kendi içinden çıkartabildiğimiz ve sürekli olan yıldızlarla olacaktır. Her spor dalında bunu böyle tercih ediyoruz. Bunu kamuoyuna bir şekilde duyurup arz etmeyi de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Futbol değil, basket, voleybol. Hepsinde bunları yapmaya kararlıyız. Büyük Beşiktaş'ın geleceğini hazırlayacağız. Teşekkür ederim.